olan 25 Sıranoğlu genel görüşme önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 19.11.2024 Salı günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan konuşacaklar. Süreniz 5 dakikadır Sayın Bakan, buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mezuniyet töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri izleyen teğmenler ordudan ayırma cezası verilmesi sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Çok üzgünüz, çok kırgınız ve öfkeliyiz. Bu öfke sadece Murat Bakan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili grubunun öfkesi değildir. Bu kırgınlık ve öfke Türk milletinin öfkesi ve kırgınlığıdır değerli arkadaşlar. Suvayand'ın okunduğu tarih 30 Ağustos, resmi mezuniyet töreni bittikten sonra içlerindeki coşku ve heyecan ile 2022 yılına kadar resmi olarak okudukları anda okudular. Ve Mustafa Kemal'in askeri izlediler. Bu gençlerin ihraç istemli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin sebebi nedir? Tek tek ele alalım. Harp okulları 1995 yılından 2023 yılına kadar bu yemin metnini okumuşlar. Bu anttan kim neden rahatsız olur? Asıl sorulması gereken soru şu arkadaşlar. Rektör Erhan Afyoncu, tüm harp okullarında okunan yemin metninden laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti kısmını neden çıkarmıştır? Metin yönergeden çıkarılmış ancak yazılı bir emirle yasaklama var mıdır? Eğer bu yemin metni yasak ise bu törenden sadece 15 gün önce Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet töreninde neden okunmuştur? O zaman Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı neden o yemin eden subay ve subayları alkışlayıp tebrik etmiştir? Yemin metniyle sorun olanın Cumhuriyet'le sorunu vardır arkadaşlar. Yandaş medyanın bu gençleri linç etmesinin sebeplerinden biri de Cumhurbaşkanı'nın malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler, siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz demesi üzerine yandaş medyanın harekete geçmesidir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sesleniyorum. Kılıç çatmanın subayların tören seremonilerinin bir parçası olduğunu kimse sizden iyi bilemez. Siz de kılıç çattınız. Bu teğmenler kılıçlarını geçmişte FETÖ'cülerin yaptığı gibi bir cemaat liderine teslim etmediler. Ülkenin kurucu liderine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını dile getirdiler. Yeminin içeriğine uygun olarak yeminlerinin arkasında durduklarını göstermek için kılıç çattıkları çok açık. Kendi teğmenlerinin arkasında durmadınız, duramadınız. Sevgili arkadaşlar, teğmenleri ihraç talepli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na taşımaktaki amaç teğmenlere bir an evvel ceza vermektir. Ve alınmış talimata bağlı olarak bir an evvel meslekle ilişkilerinin kesilmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniforması ki o üniforma yeri geldiğinde o askerin kefenidir. Onun üzerine bilmem ne tarikatının cübbesini giyen, sarığını saran amirale bir yılda disiplin cezası vermediniz değerli arkadaşlar. 22 yaşındaki teğmenlere 2,5 ay gibi kısa bir sürede en ağır cezayı verecek şekilde işlem tesis ettiniz. Sarıklı amiralle ilgili Hulusi Akar'a 8 tane soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Hulusi Akar, bir yıl içinde ceza vermezseniz bu amiralle ilgili zaman aşımına uğrayacak disiplin cezası. Soru önergesine 2 defa cevap verdi. O amiralin de cezasını zaman aşımına uğrattı. Sarıklı amirale gösterilen hoşgörü vatana ve anayasaya bağlı tartışılmaz olan teğmenlere gösterilmedi. Bu yemin töreninin TSK'nın itibarına zarar verdiği iddiası da palavradır. Anlaşılan o ki Ege Denizi'ndeki işgal edilen Yunan ordusu tarafından adacıklarımız ve silahlanması mümkün olmadığı halde silahlandıran adalar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar vermemiştir. Anlaşılan o ki Yunan sahil güvenlik botunun Datça'da anakaramıza çıkması ve da TSK'nın itibarını zedelememiştir. Anlaşılan o ki 40 bin kişinin katili terör örgütü liderinin meclisin bu kutsal çatısının altına davet edildiğinde binlerce şehit veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarı zedelenmemiştir. Ancak ordusuna, devletine, anayasasına bağlı genç teğmenlerin yemin töreni TSK'nın itibarına zarar vermiştir. Hadi oradan,
Bilakis bu gençleri görmek kamuoyunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını en yüksek seviyeye çıkarmıştır. Bu görüntüden Cumhuriyet düşmanlarından başka rahatsız olabilecek tek bir yurttaşımız yoktur. Soruyorum. Tören sonrasında vatansever gençlere, genç teğmenlere yönelik haysiyet cellatlığı yapanlara, ahlaksızca hakaret edenlere karşı TSK'nın itibarını neden düşünmediniz? Subay yemini... Buyurun tamamlayın. Subay yemini sadece genç teğmenlerin değil, bu ülkenin kurucusuna ve anayasasına bağlı her yurttaşın gururla, onurla okuyacağı metindir. Bu bakımdan tüm gruplara sesleniyorum. Gelin genel görüşmelerimizi birlikte konuşalım, tartışalım. Bu yeminin okumasından rahatsız olan, telefonla konuşan şahıs, şahsa da buradan şöyle bir mesajım var. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ant içeriz ki laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizleri bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Niçin Sayın Gökçe? Belki şu arkadaşı kastetti yanınızdakini. Konuşun, laf atıp durdu zaten. Bir başkan sataşma yok, jelibon belibon diye bir şey söylemez ya. Buyurun, buyurun. Şimdi doğdu, şimdi doğdu bak, şimdi doğdu. Buyur gel. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ü maymuna benzeten kişiyi danışman yapan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Bir kere öncelikli olarak bunu size hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı olarak bu kelimeyi çok militarist olarak bulan kişi kimdi? Sayın Canan Kaftancıoğlu'ydu, değil mi? İşinize gelince Atatürkçüsünüz, işinize gelince Atatürkçü değilsiniz. Dün Sayın Murat Bakan Bey ne dedi? Türkiye'de konserlere devam edilmesi lazım dedi. Niye biliyor musunuz dedi. Biz oradaki vurgunları sorduk. Çünkü biz Mustafa Kemal'in yolundan gidiyoruz dedi. Ya arkadaşlar, biz sanatçılara karşı değiliz. Konsere karşı değiliz. Biz aradaki yapılan vurgunlara karşıyız. Bunu söylemek istedik. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ü maymuna benzetenleri, danışman yapanları sonuna kadar kınıyoruz. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Sizin de buna göre hareket etmeniz gerektiğine inanıyorum. Bir kere oradaki teğmen meselesi şudur. Oradaki teğmenlerimizle ilgili olan meselede bir disiplinsizlik vardır. Sayın Murat Bakan Bey, askerlik yaptıysanız bilirsiniz. Bir içtimada kafanıza göre çıkıp böyle bağırma hakkınız var mıdır? Yoktur. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin değeridir. İşinize geldiği zaman Mustafa Kemalci olup, işinize geldiği zaman Mustafa Kemal'i maymuna benzetenlere laf etmezseniz o da burada sizinle alakalı bir sıkıntıya yol açar diyor. Saygılar, selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun Sayın Yunay. Başkanım şöyle söyleyeyim. Bu meclisin bir tartışma düzlemi ve tartışma düzlemini götürebilecek bir entelektüel, bir ahlaki düzleminin olması lazım. Konuşmacının her iki düzlemden de eksik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sözlerini, iftiralarının hepsini kendisine iade ediyoruz. Konuya gelememesini anlayışla karşılıyoruz. Çünkü konuya gelebilmek için konuyu bilmek, konuyu karşılayabilecek bir ahlaki cesarete ve aydın namusuna sahip olmak lazım. Buna sahip olmayanların bunu yapamaması son derece açıktır. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Yeni bir... Evet. Bana ahlaktan en son söz edecek kişi Gökhan Günaydın'dır. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin arabasını kendisine tahsis etmiş, buraya 200'ün üstünde defa buraya girmiş bir adamdır. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kartlarıyla kendi başına jöle alan Gökhan Günaydın'dır. Bu iki. Evet. Şimdi Gökhan Günaydın bize ahlakı öğretecek son adamdır. Tabii Gökhan Günaydın
Bakın burada bu kadar CHP'li milletvekili var. Değerli CHP'li milletvekiller, size araba vermiyor Ekrem İmamoğlu ama Gökhan Bey'e araba veriyor. Bak aslında ben sizin hakkınızı da savunuyorum. Yani bu konudan dolayı beni alkışlamanız lazım. Bunu da söyleyeyim. Gökhan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabalarını kullandığınızdan dolayı kendinizi ahlaklı olarak görüyorsanız size diyebilecek bir laf bulamıyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen ve orada garibin kurabanın hakkını yiyen bir kişi olarak oturuyorsunuz. Bana burada kalkıp da ahlaktan, namustan bahsetmeye kalkıyorsunuz. Bu konuda da tüm fikirlerimi söylemiş oldum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Günaydın, yeni bir sataşmaya mahal vermedi. Teşekkür ederim arkadaşlar. O direksiyonu satın aldığın yalancı tanıkla beraber sana ilk mahkemede yutturacağım. Melik Gökçek. İlk mahkemede yutturacağım. Seninle ilgili olarak, yalan söylüyorsun. Savcılığa defalarca suç duyurusunda bulundum. İnşallah milletvekilliğim bittikten sonra suçlamaya yönelik ceza davasında göreceğiz. Tazminat davalarını da açtık. Avukatın mahkemeye verdiği beyanda siyasi nedenlerle söylenmiş sözlerdir diyor. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da göstereceğim. 60 yaşına geldim. Gökhan Günaydın'ın ağzından ve boğazından bir tek haram lokma gitmez. Ha sana söyleyeyim. Kimileri diyor ki ya babası için bir şey söyleme diyorlar. Ben de diyorum ki benim babam için de bir şey söylenebilir. Çünkü benim babam da aynı benim gibi namuslu bir adamdı. Siz beraber Ankara'yı parsel parsel boşalttınız. Eğer bu memlekette yargı olsaydı sen de baban da asla dışarıya çıkamazdınız. Şunu ifade edeyim. Benim rüşvet aldığımı söyledin. Yalancı tanıkla beraber boğazına sokacağım o iddiayı. Bunu söyleyeyim. İBB'nin arabasını kullandığımı söyledim. Senin onun direksiyonuyla beraber boğazına sokacağım, onu da söyleyeceğim. Jöle meselesine gelince jöleyi sen bilirsin oğlum, ben değil. Ben jöle möle kullanmam. Senin gibi adamlar jöle gider. Senin gibi adamlar onlarla kullanır. Şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Günaydın. Bir saniye. Sayın Günaydın. Evet lütfen. Oğlum falan gibi bir hitap buraya uygun bir hitap değil, düzeltmenizi rica ediyorum. Çünkü alakası yok yani. Şunu söyleyeyim. Allah seni de babana bağışlasın. İnşallah oğlun senin gibi olmaz. Çünkü bu memleketin onurlu milletvekillerine ihtiyacı var. Bu memleketin FETÖ'cülerle beraber kurduğu televizyon kanalından her gün insanlara iftira eden, sonra da utanmadan buralarda dolaşan, kendi arkadaşlarını bile mahcup eden... Teşekkürler Sayın Günaydın. Bir saniye vereceğim. Sayın Gül buyurun. Sen kimsin? Hırsız herifler. Hırsız herifler. Sayın Başkanım, her meseleyi tartışabiliriz elbette. Ama hem çocuklar, hem oğullar, hem babalar, bunlar siyasetin konusu değil. Hepimizin yani kendi fiillerinden herkes kendisi sorumludur. Dolayısıyla bu anlamda bu kullanılan dilin doğru olmadığını ve yakışmadığını tekrar genel kurula ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Yerinizden yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen son şimdi, defa. Sayın Başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Ankara, Gökçek, yeni efendim. Bir sataşma olursa tabii. Tekrar size söz vermeyeceğim. Peki efendim. Ankara Anıttepe'de bir trafik kazası oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabası, arabada çakar var. Ve bu arabayı durduruyorlar. Kendi şoförünün beyanatıdır. Tutanaklara düşmüştür. Arabanın içinde Gökhan Günaydın'ın olduğunu söylüyor. Şimdi buradan herkese sesleniyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin benim vereceğim araç plakası, eğer ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
200'den fazla giriş yapmadıysa ben milletvekilliğinden istifa ediyorum. Sen eğer o arabaya bindiğini ispatlarsak, o arabayı kullanıldığını yaparsa grup başkan vekilliğinden sadece istifa ediyor musun? Hadi gel göreyim seni. Hadi. Buyurun. Hadi. Buyurun. Hadi. Aa işte meydan. Haydi bakalım. Buyurun. Teşekkürler. Hadi. Sayın Gökçe. Buyurun. 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 Ben söyleyeyim. Çok açık bir şekilde söyleyeyim. Önce tartışmadan kaçmadan söyleyeyim. Sen belediyenin tahsis ettiği zırhlı aracı yıllarca kullanan ve bütün o şeylere rağmen vermeyen, belediyenin size tahsis ettiği evleri asla boşaltmayan insanlarsınız. Hırsızlığın tarihini yazmışsınız. Madde bir. Madde iki. O satın aldığın benim eski şoförüm bir araçla trafik kazasına karışmıştır. Araç bana ait değildir. Araç da benim olduğuma ilişkin beyanda bulunmuştur. Yalan beyanda bulunduğu için ben onu işten çıkarttım. Sen onu satın aldın. Sen satın almayı bilirsin. Senin o verdiğin parayı da senin boğazından teker teker çıkartmazsam Gökhan Günaydın değilim. Bu kadar açık söylüyorum. Sen kimsin lan? Birleşime 35 dakika ara veriyorum.